Afedersin Sıla. Sevgili yavrum Sıla bebeğimiz. Ne olur bizleri affet. Seni koruyamadık. Bir küçük tabut konuldu musallaya. Ne annesi vardı başında ne babası. Bir tek teyzesi vardı yanı başında. Doğduğundan beri onu yanına almak için uğraşan. Kısa ömründe birkaç ömre sığacak işkenceye maruz kaldı bedeni. Bir ay direndi soluğu makinelere bağlıyken ama olmadı. Sıla bebek masum gülüşünü bırakıp ardında uğurlandı çocuk cennetini. Bize kalansa muhasebesini yapmaktı belki de insanlığımızın. 2 yaşındaydı Sıla bebek, annesinin işkencesine ve annesinin arkadaşlarının istismarına maruz kaldı. Ölmek üzereyken düştü diye götürüldü hastaneye. Doktorlar küçük bedeninde şiddet, istismar ve insanlığa yakışmayacak birçok şeyin izini buldu. Tekirdağ'da şehir hastanesinde önce beyin ameliyatına ardından yoğun bakıma alındı Sıla. Annesi, üvey babası ve 3 komşusu tutuklandı. Onlar daha hakim karşısına çıkmadan o küçük yorgun bedeniyle can verdi yoğun bakımda. Sıla için Altınova mahallesindeki yeni camide tören düzenlendi. Onlarca kadın annesi oldu Sıla'nın. Cenazede saf tuttu ellerinde pankartlarla. Sıla'nın cenaze namazını kılan il müftüsü Mustafa Soykök, bu kez Sıla için helallik istemedi, Sıla'dan helallik istedi herkes adına. Sevgili yavrum Sıla bebeğimiz, ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları yeni bir başlangıca, iyilikleri, merhameti çoğaltmak noktasında gayretlerimizin, duyarlılıklarımızın artmasına vesile olacak. Sıla Yenişehir mezarlığında toprağa verildi. Mezarı başındaki tahtaya İsa dedesinin soyadı yazıldı adının yanına.